Merhaba hanımlar, Örgücü Bayan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere gerçekten ayakta şahane duran bir patik modeli anlatacağım. Gördüğünüz gibi bu modelin adı kafes model hanımlar. Ben çok beğendim. Ayakta da gerçekten çok şık duruyor. Her çeyizde olması gerekiyor bence. Siz de örerken zaten göreceksiniz. Gerçekten çok basit ve çok kolay yapılışı var. İlk yaptığınızda biraz zorlanabilirsiniz ama gerçekten çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model. Modelimize şöyle yakından bakalım. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde ön kısmında şeritler halinde haroşalarımız var. Onların en ayrıntısına kadar, en ince ayrıntısına kadar anlatacağım sizlere. İki tarafına da gördüğünüz gibi dolama tekniğiyle bu şekilde bir model uyguladım. İki yan tarafına şu şekilde görünüyor yan tarafı. Topuk kısmı da böyle hanımlar. Benim elimin ayarına göre 38 ve 39 numaraya uyumlu oldu. Siz elinizin ayarına göre patiğinizin uzunluğunu ve kısalığını ayarlayabilirsiniz. Videonun ilerleyen kısmında 36 ve 37 numaraya uygun yapacaksanız eğer onu da anlatacağım sizlere nereye kadar yapabileceğinizi. Şimdi anlatsam biraz hani yapmadığımız için belki anlamayabilirsiniz ama örerken sizlere onu anlatacağım. Modelimize geçelim isterseniz. Ben yine patik burnunu modelime kadar ördüm. 12 ilmekle başlıyoruz patik burnuna. Bir sıra düz ördükten sonra şişlerimizi ayırarak artırmalarımıza başlıyoruz. Bir sıra artırma yapıyoruz, bir sıra düz örüyoruz hanımlar. Ta ki her şişimizde 14 ilmek oluncaya kadar artırmalarımıza devam ediyoruz. 14. artırmamızdan sonra bir sırada düzümüzü örüyoruz. Daha sonra model kısmına geçiyoruz hanımlar. Ben ipimin renk numarasını sizlere söyleyeyim. Bonbon Lüks'ün renk numarası 983-41 numaralı. Yani bej gibi pudra pembesine de, yani toz pembeye de kaçıyor aslında. Bej gibi gözüküyor kamerada ama gerçekten rengi şahane. Bulabilirseniz bu renkten yapmanızı tavsiye ederim. Hemen ipimi şöyle yan kısmı alıyorum. Dolama tekniğiyle yaptığımız kısmı haki yeşil ve fuşya pembesiyle uyguladım ben. Haki yeşili 2'şer metrelik 2 tane ip ayarladım. Şu şekilde kestim. Fuşya pembesinde yine aynı şekilde 2 tane 2'şer metrelik olarak iplerimi kesip ayarladım hanımlar. Modelimizi yaparken, yani şu kafes modelimizi yaparken bir tane daha 5 şişe ihtiyaç, bir tane daha şişimize ihtiyacımız var. Yani toplamda 6 şişle yapacağız. Tabii ki her yerini 6 şişle yapmıyoruz. Sadece şu kısmını ayırırken bir şişe daha ihtiyacımız var hanımlar. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Modelimizi kurarken hemen dolamamıza başlıyoruz ve modelimizi kuruyoruz hanımlar. Evet, hemen başlayalım isterseniz. 1, 2. 2 tane ipimle örüyorum. Yeşil ipimi alıyorum. 3. ilmeğime yeşil ipimle bir tane dolama yapıyorum. Burada 3 tane arka arkaya dolama yapacağız. 1. dolamamızı yaptık. İlmeğimizi ördük. İpimizi sıkılaştırdık. İpim ön tarafta. 2. dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. İpim ön tarafta. 3. dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Bakın 3 tane dolama yaptık burada. Dolamamızdan sonra 1, 2. 2 tane daha ilmek örüyoruz. Şimdi ilmeklerimizi ördükten sonra diğer kalan ilmeklerimizden 4 ilmek keseceğiz hemen hanımlar. İlk 2 ilmeği bu şekilde alarak, İkisini birlikte alarak kesiyorum. Buradaki ilmeği diğer şişime takıyorum. Yine 2 ilmeği birlikte alarak ikinci kesimimi yapıyorum. Buradaki ilmeği yine diğer şişime takıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak üçüncü kesimimi yapıyorum. Yine ilmeğimi diğer şişe takıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak dördüncü ve son kesimimi yapıyorum hanımlar. Kalan 2 ilmeğimi de ipimi ön tarafa alıyorum. Ters olarak örüyorum.
2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kalan ilmeğimle birlikte, bakın kesme yaptığım ilmeğimle birlikte 3 ilmeğim var burada. Şimdi diğer şişimize geçiyoruz. İpimi ön tarafa alıyorum. Ters olarak öreceğiz ilmeklerimizi. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine burada 4 tane kesim yapacağız hanımlar. Onu da nasıl yapıyoruz? Yine 3 haroşamızdan sonra, yani 3 tersimizden sonra 2 ilmeği birlikte alarak bir tane kesim yapıyoruz. Buradaki ilmeği diğer şişime tekrar takıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak ikinci kesimimi yapıyorum. Buradaki ilmeği tekrar diğer şişime takıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak üçüncü kesimimi yapıyorum. Yine burada ilmeğimi tekrar diğer şişime takıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak 2 ilmeğimi birlikte alarak dördüncü ve son kesimimi yapıyorum hanımlar. Bakın burada diğer şişimde 6, bu şişimde de bir tane ilmeğim var. Yani toplamda 7 ilmeğimiz model kısmına ayırdık. Burada da aynı şekilde 7 ilmek ayırmıştık. Şimdi bu ilk ilmeğimi, kestiğim ilmeğim bu şişimde. İkinci ilmeğimi örüyorum ve hemen diğer yeşilimi alıp burada da dolamamı yapıyorum. İkinci ipimi aldım. Birinci dolamamı yaptım. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. İpim ön tarafta. İkinci dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. İpim yine ön tarafta. Üçüncü dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Bakın 3 tane yine dolama yaptık. Kalan 2 ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum hanımlar. Şimdi buradaki 6 tane ilmeğimizi hemen şeye geçireceğiz. Benim burada bir iğnem var. İğneme ip takmıştım. Şöyle ilmeğimi çıkardım. İlmeklerimi bu şekilde ipe takıyorum. Burayı daha sonra öreceğiz hanımlar. Patiğimizi bitirdikten sonra, yani şu şeritlerimizi bitirdikten sonra bunu örüp ön kısmına birleştireceğiz. Ortaya toplamda 6 tane ilmek ayırmış olduk. Bakın 6 tane ilmeğimizi ipe taktık. Bu ipimiz burada kalacak. Ben iğnemi hemen şuraya takıyorum. Elime dolaşmasın diye. Şöyle yapıyorum. Buradan devam ediyorum. Şimdi taban kısmına geçiyoruz hanımlar. Taban kısmında herhangi bir işlemimiz yok. İlmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Bu arada hanımlar, kanalıma abone değilseniz eğer, abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Elimden geldiğince yorumlarınıza, sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Desteğinizi bekliyorum bu konuda. Evet, taban kısmını düz bir şekilde örüyoruz. Taban kısmını ördük hanımlar. Şimdi yine ön kısımdayız. Evet. Hemen burada dolamamıza devam ediyoruz. Ön kısımdayız. Yine 1, 2, 3. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yeşil ipimi alıyorum. Bir tane dolama yapıyorum burada. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Yine kalan 3 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Şimdi burada ilmek atacağız hanımlar. Bu ilmeği de nasıl yapıyoruz? Şöyle yapalım. Şişimi bu şekilde diğer şişime doğru yanaştırıyorum. İlmeklerim, yani ayrılmasın birbirinden diye. Hemen bak, bakın bir. Buraya kaç tane ilmek atacağız? 4 ilmek burada kestik. 4 ilmek burada kestik. 8. 6 ilmeğimiz de burada. Toplamda 14 ilmeğimiz olacak. Toplamda 14 ilmek arttıracağız hanımlar. Birinci ilmeğimizi arttırdık. Bakın parmağıma şu şekilde doluyorum. İkinci arttırmamı yapıyorum.
Şu iki ilmeğin arasının, bakın tekrar gösteriyorum. Buranın gevşek olmaması lazım. O yüzden şişime bu şekilde yanaştırıyorum. Birinci ilmeğimi attım. İkinci ilmeğimi artırdım. Üçüncü ilmeğimi artırdım. Dördüncü ilmeğimi artırdım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bu 14 ilmek dediğim gibi 4 ilmek buranın, 4 ilmek buranın, 6 ilmek de ortanın ilmeği. Hanımlar bu şekilde devam edeceğiz. Hemen ben bu şişimle devam edeceğim. Şöyle yapıyorum. Hemen yanaştırıyorum. Bu arası boşluk olmaması lazım. Örmeye devam ediyorum. Bir ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi de ördüm hanımlar. Bakın arası kesinlikle ayrık olmaması lazım. Ona dikkat ederseniz. Hemen bir tane dolama yapıyorum yeşil ipimle. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet. Aslında ben bu 6. şişe ihtiyacımız var demiştim hanımlar. Aslında gerek yok. Ben şişe takmak istemiştim. Daha sonra iğne geldi aklıma. İpe takmak geldi. 6. şişe ihtiyacımız yok artık. Onu bir kenara alalım. Şimdi taban kısmını düz bir şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar. Taban kısmını ördük. Yine ön kısımdayız. Buranın böyle şey göründüğüne bakmayın hanımlar. Mecbur böyle olması gerekiyor. Çünkü en son örülecek burası. O yüzden bu şekilde durduğuna bakmayın. Sonrası gerçekten çok güzel oluyor. Hemen modelimize devam edelim. 1, 2 ilmek örüyorum. Yeşil ipimi alıp bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Bir ilmek örüyorum. Yine yeşil ipimi alıyorum. Bir tane daha dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Bakın bu şekilde. İki tane dolama yaptık. Kalan iki ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Şimdi gelelim attığımız ilmekleri örmeye. Burayı ilk önce önden alarak öreceğiz hanımlar. Burası haroşa olacak buralar. Haroşa olacak. O yüzden ipimi önce ön tarafa alıyorum. Attığım ilmekleri ters olarak örüyorum. Attığım 14 ilmeği ilk ilmeğimi ördüm. Buranın gevşek olmaması lazım. Şu şekilde yaparak örerseniz daha rahat edersiniz hanımlar. Hemen ikinci ilmeğimi örüyorum. Önden alarak örüyorum. Diğer ilmeğim de geçtim. Onu da aynı şekilde. Biraz zor oluyor ilk sırası ama. Evet. Attığım 14 ilmeği ters olarak örüyorum. Evet, biraz zorlanıyorum ama. İlk sıramız biraz zor oluyor. Bu böyle. İlmeklerimizi ön taraftan alarak örüyoruz. 14 ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Evet, şöyle. İlmeklerimi kaçırmadan örmeye çalışıyorum hanımlar. Kaçırırsam tekrar başa dönmek zorundayım. O yüzden kaçırmadan örmemiz çok önemli. Evet, ilmeklerimi bu şekilde önden alarak örüyorum. Evet, son ilmeğimi artık örüyorum. Son ilmeğimi ördüm. Bakın, ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kesinlikle hiçbir gevşeklik olmadı. Hemen diğer model yaptığımız yere geçiyorum. Buradan da 1, 2 ilmek örüyorum düz olarak. Yeşil ipimi alıyorum. Bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yine yeşil ipimi ön tarafa alıyorum. Bir tane daha dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum.
İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Bakın yine diğer tarafta yaptığımız gibi aynı işlemi yaptık. Kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, ilk sıramız bu şekilde. Taban kısmını örüp gelelim. Evet hanımlar, yine ön kısımdayız. Hemen modelimize devam ediyoruz. Bir ilmek örüyorum. Yeşil ipimi alıyorum. Bir tane dolama yapıyorum sıradaki ilmeğime. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Bir tane dolama yaptım. Dolamadan sonra 1, 2, 3. 3 ilmek düz olarak örüyorum. Yine burada yeşil ipimi alıyorum. Sıradaki ilmeğime bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Bu şekilde. Kalan bir ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi orta şerit kısmına geldik hanımlar. Bir önceki sıramızda önden alarak örmüştük. Bu sıramızda ilmeklerimizi arkadan alarak öreceğiz. Bakın bu şekilde düz olarak öreceğiz yani. Bir sıra düz örüyoruz, bir sıra ters örüyoruz haroşa olması için. Şimdi bu sıramızda 14 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Buradan sonrası artık çok kolay hanımlar. İlk sıra ilmek atarak ördüğümüz için biraz sıkıntılı oluyor ama sonrası gerçekten çok kolay oluyor. Evet, 14 ilmeğimi ördüm. Şimdi dolama yaptığım kısımdayım. Bir ilmek örüyorum. Yeşil ipimi alıyorum. Sıradaki ilmeğime bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. 3 ilmeğimi örüyorum düz olarak. Sıradaki ilmeğime yeşil ipimle bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Kalan bir ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın hanımlar, ilk dişimiz oluştu bile bu şekilde. Şimdi taban kısmına örüp gelelim. Evet hanımlar, ön kısımdayız yine. Şimdi burada fuşya rengi ipimizi dahil edeceğiz. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek ördükten sonra hemen kesip hazırladığım fuşya rengi ipimi alıyorum. Sıradaki ilmeğe bir tane dolama yapıyorum. Burada arka arkaya 5 tane dolama yapacağız. Birinci dolamamızı yaptık. İlmeğimizi ördük, ipimizi sıkılaştırdık. İpimiz ön tarafta. İkinci dolamamızı yapıyoruz. İlmeğimizi örüyoruz. İpimizi sıkılaştırıyoruz. İpimiz yine ön tarafta. Üçüncü dolamamızı yapıyoruz. İlmeğimizi örüyoruz. İpimizi sıkılaştırıyoruz. Dördüncü dolamamızı yapıyoruz. İlmeğimizi örüyoruz. İpimizi sıkılaştırıyoruz. İpimiz hala ön tarafta. Beşinci dolamamızı yapıyoruz. İlmeğimizi örüyoruz. İpimizi sıkılaştırıp arka tarafa atıyoruz. Bakın 5 tane dolama yaptık arka arkaya. Kalan bir ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi gelelim yine şerit kısmına. Bir önceki sırada düz olarak ördük hanımlar. Bu sıramızda burayı önden alarak örüyoruz. İpimi ön tarafa alıyorum. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. 14 ilmeğimi. Yani ortaya şerit olarak ayırdığımız 14 ilmeği bu şekilde önden alarak örüyoruz. Yani haroşa yapıyoruz. Bir sıra düz örüyoruz, bir sıra ters örüyoruz hanımlar. O yüzden böyle yaparak ilmeklerimiz, yani şerit kısmı haroşa oluyor hanımlar. Şimdi gelelim, 14 ilmeğimi ördüm. Modelli kısımdayım, dolamalı kısımda. Bir ilmek düz örüyorum. İpim arka tarafta, ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci kesip hazırladığım ipimi, fuşya rengi ipimi alıyorum. Yine 5 tane dolama yapacağım burada. Birinci dolamamı yaptım. Şöyle ilmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. İpimi ön tarafta, ikinci dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. Üçüncü dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. Dördüncü dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. Beşinci dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Bakın burada da 5 tane dolama yaptık arka arkaya. Kalan bir ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi şeritlerimiz bu şekilde oluşuyor. Kenar modelimiz de böyle hanımlar. Dediğim gibi gerçekten çok basit bir model. Sadece şurayı yaparken ilk sırası biraz zor oluyor. Ona da eliniz alışacaktır.
Şimdi taban kısmını örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını ördük. Yine ön kısımdayız. Hemen modelimize tekrar geçelim. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Düz olarak örüyorum. Fışya rengi ipimle 3 tane dolama yapacağım burada. Birinci dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırdım. İpim ön tarafta. İkinci dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırdım. İpim yine ön tarafta. Üçüncü dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa attım. 3 tane dolama yaptık burada. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi şerit kısmına geçiyoruz. Bir önceki sıramızda ilmeklerimizi önden aldık. Bu sıramızda ilmeklerimizi arkadan alarak örüyoruz hanımlar. 14 ilmeğimizi şerit olarak ayırdığımız 14 ilmeğimizi arkadan alarak düz bir şekilde örüyoruz. 14 ilmeğimizi düz olarak ördük. Şimdi dolama kısmındayız. Bakın 14 ilmeğimizi ördük. 14 ilmeğimizden sonra 1, 2 ilmek düz örüyorum. Hemen fışya ipimle bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. İpim ön tarafta, ikinci dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. İpim ön tarafta, üçüncü dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Yine burada da 3 tane dolama yaptık. Kalan 2 ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Evet hanımlar. Şimdi bakın modelimiz şekillenmeye başladı. Taban kısmını örüp gelelim. Evet hanımlar, yine ön kısımdayız. Modelimize devam ediyoruz. Dolamalı kısmın son sırasını yapacağız. Buradaki modelimizin son sırası 1, 2, 3. 3 ilmek örüyorum. Fışya ipimle bir tane dolama yapıyorum. Sıradaki ilmeğime. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa attım. Kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet. Dolama kısmındaki modelimiz bu şekilde hanımlar. Bu kadar oluyor. Şimdi şerit kısmına geçiyoruz. Şerit kısmında bir önceki sırada düz olarak ördüğümüz ilmekleri bu defa ipimizi ön tarafa alarak bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Yani 14 ilmeğimizi. Bu şekilde ilmeklerimizi önden alarak örüyoruz. Evet, bakın zaten düzle haroşanın olduğu yer çok belli zaten. Kafanız kesinlikle karışmaz. 14 ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine dolamalı kısımdayım. İpimi arka tarafa attım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Fışya ipimi alıyorum. Bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Buradaki modelimizi de tamamladık. Kalan 3 ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz hanımlar. Artık dolamalı kısmı tamamladık hanımlar. Bakın şeridimiz de artık oluşmaya başladı. Şimdi taban kısmını örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını ördük. Yine ön kısımdayız. Devam ediyoruz. Dolamamız bittiği için buradaki 7 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Dolamadan sonra her iki modelin arası 5 sıra olacak hanımlar. 5 sıradan sonra tekrar aynı modeli kuracağız. Bakın 7 ilmeğimi ördüm düz olarak. Şerit kısmına geçiyorum. Bir önceki sırada ters ördüğümüz için bu sıramızda 14 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Yani ilmeklerimizi arkadan alarak örüyoruz bu şekilde. İlmeklerimizi arkadan alarak düz bir şekilde örüyoruz. Yani bu sıramızda bütün ilmeklerimizi düz olarak örmüş oluyoruz hanımlar. Çünkü kenarda da dolama kısmına geldim. Dolama kısmında da modelimiz bittiği için buradaki 7 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Yani bu sıramızda bütün ilmeklerimizi düz olarak örmüş olduk hanımlar. Şimdi taban kısmını da düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını ördük. Ön kısımdayız. Hemen devam edelim modelimize. Buradaki 7 ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Modelden sonra ikinci sıramız burası.
7 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şerit kısmına geçiyoruz. Şeridimizin de artık bu sıramızda son sırası. Toplamda 4 diş olacak hanımlar. Bakın, birinci diş, ikinci diş, üçüncü diş. Şimdi bu yapacağımız da dördüncü diş olacak. Toplamda 4 dişten oluşuyor haroşamız. Şeritlerimizin ipimi ön tarafa alıyorum. Bu defa ilmeklerimi önden alarak örüyorum. Ve son sırasını örmüş oluyorum. Bu sıramızla birlikte. İlmeklerimi önden alarak örüyorum hanımlar. Dördüncü dişimizi oluşturuyoruz. Haroşa 5 diş de bu şekilde yapılıyor. Tek yönden yapıldığı için. Bir sıra düz örüyoruz, bir sıra ters örüyoruz. Yani önden alarak. Bir sıra arkadan alarak, bir sıra önden alarak. Bakın toplamda 4 diş oldu. 1, 2, 3, 4. 4 dişimiz oldu. Daha sonra bir sonraki sırada bu ilmeklerimizi keseceğiz. Tekrar artırma yapacağız. Şimdi buradaki 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine dolama yapmıyoruz. Çünkü 5 sıra düz öreceğiz modelimizden sonra. İkinci sıramızı ördük. Şimdi taban kısmını düz olarak örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını ördük. Ön kısımdayız. Modelimize devam ediyoruz. 7 ilmeğimi, bakın baştaki 7 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Modelimizden sonraki 3. sıramız burası. 3. sıramızı da örüyoruz düz olarak. Şimdi gelelim şerit kısmına. Burada bu 14 ilmeğimizi tamamen keseceğiz. Şimdi hemen yapalım. İlk 2 ilmeğimi bu şekilde ikisini birlikte alarak kesiyorum. Buradaki ilmeği diğer şişime takıyorum. Sıradaki ilmekle birlikte ikisini birlikte alarak kesiyorum yine. Buradaki ilmeği yine diğer şişime takıyorum. Sıradaki ilmekle birlikte ikisini birlikte alarak kesiyorum. Buradaki ilmeği tekrar diğer şişime takıyorum. Sıradaki ilmekle birlikte ikisini birlikte alarak kesiyorum. İlmeğimi şişe takıyorum. Sıradaki ilmekle birlikte ikisini birlikte alarak kesiyorum. İlmeğimi şişe takıyorum. İkisini birlikte alarak kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. kesimimizi yaptık. İlmeği şişe takıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. İlmeği diğer şişe takıyorum. Sıradaki ilmekle ikisini birlikte alarak kesiyorum. İlmeği şişe takıyorum. İkisini birlikte alarak kesiyorum. İlmeği şişe taktım. 2 ilmeği birlikte aldım. Bakın şu düz kısmına kadar bu şekilde kesiyoruz. Yani sadece şerit kısmını ayırdığımız şu ters olan, haroşa olan kısmı kesmiş oluyoruz hanımlar. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Ve son ilmeğime geldim. Son ilmeğimle ikisini birlikte alarak kesiyorum. Şimdi burada bir tane ilmeğimiz fazla oluyor. Bunu da nasıl yapıyoruz? Yine ilmeği şişe takıyorum. Bakın kestiğimiz bu şekilde ikisinin yerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeğe şişimi takıyorum. Bu öndeki ilmeği arkadan şişime takıyorum. Bu şekilde arkadan şişime taktım. Buradaki ilmeği onun önüne geçirdim. Geçirdikten sonra bu iki ilmeği de ikisini birlikte alarak kesimimi yaptım. Yani toplamda 14. kesimimi yapmış oldum. Gördüğünüz gibi. Ve burada yine 7 tane ilmeğimiz kaldı. Kalan burada 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burada ilmeklerimizin yer değiştirmemizin sebebi, bakın şu ilmeğimiz, yani kesim belli olmasın diye ön kısımda, bakın hiç belli değil kesim yaptığımız. Bu yüzden ilmeklerin yerini değiştirirsek güzel bir görüntü sağlarız hanımlar. Şimdi gördüğünüz gibi ilk şeridimizi oluşturduk. Bakın şöyle göstereyim. Kesimimiz de gayet güzel oldu. Şimdi taban kısmını örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını ördük. Şimdi bir sonraki şeridimizin zeminini oluşturacağız. Bu şekilde yine ilmek atacağız ve ilmeklerimizi örmeye başlayacağız. Devam ediyoruz modelimize. Buradaki 7 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Dolamadan sonraki 4. sıramız. 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum.
Ördükten sonra bakın şu boşta kalan şişimi diğer şişime bu şekilde yanaştırıyorum. Arada boşluk olmasın diye. Şişimi yanaştırdım. Bakın parmağıma dolayarak birinci ilmeğimi attım. Bakın sıkı bir şekilde tutuyorum ki ikisinin arası boşluk olmasın diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Toplamda 14 ilmek atmış olduk hanımlar. Ve bu attığımız ilmekten sonra yine buraya birleştiriyoruz. Bakın orta şeridimizin ikinci şeridimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi bakın şuraya birleştireceğiz. Hemen şişimi bu şişimle devam ediyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi örerek bakın arada boşluk kalmasın diye biraz da sıkılaştırıyorum böyle. Bakın arada hiç boşluk kalmıyor. İlmeklerimi 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum buradaki ilmeğimi. Evet, ikinci şeridimizi de bu şekilde oluşturuyoruz hanımlar. Şimdi taban kısmını örüp gelelim. Evet hanımlar, yine ön kısımdayız. Bakın baştaki 7 ilmeğimizi yine düz olarak öreceğiz. 5. ve son sıramız olacak. Bu 5. sıradan sonra yine modelimizi kurmaya başlayacağız. Yine 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi attığım ilmeklere geldi sıra. Şeritlerimize geldi. İpimi yine ön tarafa alıyorum. İlk ilmeğimi şöyle yapayım. Bakın bu şekilde önden alarak ilmeklerimi örüyorum. Örerken de bu iki ilmeğin arasını biraz sıkılaştırıyorum ki arası ayrık olmasın diye. İpim ön tarafta, yine aynı şekilde devam ediyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Yine üçüncü ilmeğimi örüyorum. Burayı biraz yavaş yaparsanız ilmekleriniz hem kaçmaz hem de güzel bir görüntü sağlarsınız. Bakın bu şekilde ilmeklerimi önden alarak örüyorum. Attığım ilmekleri. Yine 14 ilmeğimiz var. Bu şekilde önden alarak örüyoruz hanımlar. Yani bir önceki şeridimizin aynısını yapmış oluyoruz. Hiçbir farklılık yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, son iki ilmeğimi de önden alarak örüyorum. Evet, 14. ilmeğimi de önden alarak ördüm. İlk sıramı tamamladım. Şimdi yine bu tarafa geçiyoruz. 7 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İlmeklerimi yine düz olarak ördüm. Evet, gördüğünüz gibi ilk sıramızı yine tamamladık. Şimdi taban kısmını örüp gelelim. Evet hanımlar, taban kısmını ördük. Yine ön kısımdayız. Şimdi bu sırada dolamamızın, yani şuradaki modelimizi tekrar başlatacağız. Hemen başlayalım. 1, 2. 2 ilmek ördükten sonra yeşil ipimi alıyorum. 3 tane dolama yapıyorum burada. Birinciyi yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırdım. İpim ön tarafta. İkinci dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırdım. İpim yine ön tarafta. Üçüncü dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa attım. Bakın bu şekilde. Kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Gelelim şerit kısmına. Bir önceki sırada ters olarak örmüştük. Bu sıramızda 14 ilmeğimizi arkadan alarak, yani düz olarak örüyoruz. İlmeklerimizi arkadan alarak örüyoruz hanımlar. Dediğim gibi 5 şişte, yani 5 şişte tek yönlü ilerlediğimiz için haroşa bu şekilde oluşuyor. Bir sıra önden alarak örüyoruz, bir sıra arkadan alarak örüyoruz. Tek yönlü ördüğümüz için haroşayı bu şekilde oluşturuyoruz. 14 ilmeğimi arkadan alarak ördüm. Bakın arkadan alarak ördüm. 7 ilmeğime geldim. Burada yine dolamaya geçeceğiz hanımlar. 1, 2. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm.
yeşil ipimi alıyorum. Yine 3 tane dolama yapacağım burada. Birinciyi yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırdım. İpimi ön tarafta, ikinci dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırdım. İpim yine ön tarafta. Dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa attım. 3 tane dolama yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, ikinci modelimizi de başladık. Hem ikinci şeridimizi hem ikinci modelimizi başladık. Bir önceki şeritte yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Yine 4 diş olana kadar haroşamızı yapıyoruz. Modelimizi yine bir önceki modelimizde yaptığımız gibi aynı şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir farklılık yok hanımlar. Bu şekilde ilerleyerek şeritlerimizi oluşturacağız. Bu sıramızda düz ördük. Bir sonraki sıramızda 14 ilmeğimizi önden alarak öreceğiz hanımlar. Ve modelimize de devam edeceğiz. Dolama yaptığımız iki yan tarafındaki modelimize de devam edeceğiz hanımlar. Yine 4 diş olana kadar modelimize şeridimizi yapacağız. 4. dişimizi yaptıktan sonra bir sonraki sırada 14 ilmeğimizi gösterdiğim gibi keseceğiz hanımlar. Bir sonraki sıramızda da ilmeklerimizi tekrar atarak yine bir sonraki şeridimizi oluşturacağız. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın birinci şeridimizi yaptık. İkinci şeridimizin başlangıcını yaptık. 3, 4. Toplamda 4 tane şerit yapıyoruz. Birinci şeridimizi ve ikinci şeridimizi yaptığımız gibi aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Kenardaki dolamalar ise dolamamızı bitirdikten sonra 5 sıra düz örüyoruz. 5 sıradan sonra modelimizi tekrar kuruyoruz. 5 sıra düz örüyoruz. Modelimizi tekrar kurup modelimizi bitiriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Dördüncü şeridimizi kestikten sonra buraya geldiğimizde burada bekleyelim hanımlar. Ön kısmının bakın şu şeridi yapacağız. Ve yaptıktan sonra da buranın birleşimini göstereceğim sizlere. Dördüncü şeridimizi yapıyoruz. 4 diş olacak. 4 dişi tamamladıktan sonra 5. sırada kesimimizi yapıyoruz. 14 ilmeğimizi kesiyoruz. Bakın gösterdiğim gibi bu şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra taban kısmını da örelim. Bu başlangıç kısmında bekleyelim hanımlar. Daha sonra buranın anlatımını yapacağım sizlere. Şimdi 4 şeridimizi de tamamlayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, modelimizi tamamladık ayrım kısmına kadar. 4 tane şerit yapalım demiştim. 4 şeridimizi tamamladık. Ben birinciyi anlattım sizlere. İkinciyi de 1-2 sırasını anlattım. Kenarlardaki dolamalarımızı anlattım. 5'er sıra arayla kenardaki modellerimizi yaptık hanımlar. Toplamda 3 tane model yaptık. 4.'ünün de başlangıcını yapmış olduk. 4. şeridimizi keserken. Şimdi gördüğünüz gibi şurada 6 tane ilmek ayırmıştık. Bu 6 ilmeğimizi şişimize takıp öreceğiz şimdi. Benim dediğim gibi bu ölçüler 38 ve 39 numaraya uyumlu. 36 ve 37 numaraya uygun yapacaksanız eğer 3 şerit yapın hanımlar. 3 şeritten sonra şimdi göstereceğim yere başlayın. Yani 4. şeridi yapmanıza gerek yok. Çünkü o zaman ayağınıza çok büyük olur. 3 şerit yapmanız yeterli. 36 ve 37 numara için. Bu 38 ve 39 numaraya uyumlu. 40 numaraya uygun yapacaksanız eğer yine aynı benim bu ölçülerde yaparsınız. Ayrımdan sonrasını, yani şurayı ayrımdan sonra yaptığımız kısmı biraz daha uzatabilirsiniz. Burayı aynı yapıp ayrımdan sonrasını uzatabilirsiniz. 40 numaraya uygun yapacaksanız eğer. Şimdi şuraya 6 tane ilmek bırakmıştık hanımlar. Bu 6 ilmeğimizi şişimize takacağız. Ve burada ekstra bir şişe ihtiyacımız var. Hemen ben ipimi şu şekilde açıyorum. İlmeklerimi şişe takıyorum. 6 tane ilmeğimiz vardı burada. Şöyle ipimi çıkarmadan ilmeklerimi taktım ve ipimi çektim. 6 ilmeğimi bu şekilde şişime taktım. İlmeklerimi şişe taktıktan sonra ben normalde patiğimi örerken
yumağın içerisinden çıkarıyorum. Yani o şekilde örüyorum. Şimdi burayı örmemiz için yine bir ipe ihtiyacımız var. Orayı örmek için de üst kısmındaki, yani en dış kısmındaki ipin ucunu buraya bağlayarak şu ortadaki şeridimizi oluşturacağız hanımlar. Hemen bakın, ilk haroşamızı yaptık. Şimdi iç kısmını çeviriyor, şöyle yapıyorum. Hemen buradan ipimi bu şekilde tutuyorum ve ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Birinci ilmeğimi ördüm. Arkadan alarak örüyorum tabii ki hanımlar. İlmeklerimi, alt ilmeğimi bu şekilde arkadan alarak örüyorum. Evet. Bakın. Ben haroşayı arkadan alarak örüyorum. Şimdi hem tersten hem düzden ilerleyeceğiz hanımlar. Ortadaki şeridi yapmamız için. Buradan geriye dönüyorum. Hemen geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa attım. Yine ilmeklerimi bu şekilde arkadan alarak örüyorum. Altı ilmeğimi bu şekilde arkadan alarak örüyorum. Geriye döndüm. Burayı daha sonra ben sabitleyeceğim. Dikkatli bir şekilde örüyorum ben orayı çıkmaması için. Elimle tutarak hemen geriye döndükten sonra yine 6 ilmeğimi arkadan alarak örüyorum. Yani haroşa yapmış oluyorum bu şekilde hanımlar. Geriye dönüyorum yine. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta, yine ilmeklerimi arkadan alarak örüyorum. Bu şekilde geriye dönüyorum. Yine geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arkadan alarak örüyorum hanımlar. Kenarlarının diş diş olmamasına dikkat edin hanımlar. Düz olarak çıkacak bu şekilde. Şöyle. Kenarlara diş diş olmayacak. Bu şekilde düz olarak çıkacak yan kısımları. Geriye dönüyorum. Geriye döndükten sonra ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. Yine diğer ilmeklerimi arkadan alarak örüyorum. Bu şekilde hem tersten hem düzden örerek hanımlar ortadaki şeridimizi oluşturuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi haroşalarımız bu şekilde oluşuyor. 4 diş yaptık. Toplamda 23 diş olacak düz yüzünde. Yani şu şekilde tuttuğumuzda şu ön kısmında 23 tane diş olacak hanımlar. 23 dişi tamamlayalım. Daha sonra ayrım kısmını sizlere birleştirmeyi göstereceğim. Evet hanımlar, ortadaki şeridimizi toplamda 23 diş olana kadar ördük. Hem arkadan hem önden ipimizi arkadan alarak ördük. Her iki yönde de haroşalarımızı oluşturduk. Toplamda 23 dişimiz oldu. Hemen buradan ipimi kesiyorum. Biraz uzunca kesiyorum dolanmasın diğer şeye diye. İpim yani çıkmasın diye. Şimdi bunu şişimden çıkarıyorum. Ve şeritlerimi artık arasından geçireceğim. Şöyle yapayım, biraz yakınlaştırayım. Şöyle, evet. Şimdi ilmeklerimi yavaşça şişimden çıkardım. Tabii ki arasından geçirirken dikkat edelim hanımlar. İlmeklerimiz çıkmasın. İlk önce ilk şeridimizin üzerinden, bakın üzerinden geçiriyorum. Ve şu iki şeridin arasından girdiriyorum. Ve diğer iki şeridin arasından çıkarıyorum. Bakın bu şekilde. Arasından çıkardım. Diğer, bakın şuradan tekrar geçiriyorum. Şuradaki iplerimi arka tarafa alayım. Evet. Buradaki ilmeklerimi hemen şişe takacağım. Şuradaki şişime takıyorum. 6 ilmeğimi buradaki şişime takıyorum.
sol taraftaki şişime takıyorum. Evet. Bakın geçirme işlemimizi bu şekilde yaptık. Eğer 36 numaraya yapacaksanız 3 tane yaptıktan sonra yine aynı bu şekilde yapabilirsiniz hanımlar. Herhangi bir şeylik olmaz. Ama şöyle yaparsanız daha iyi olur. 3 şerit yaptıktan sonra bu şeridi de buna ölçerek yaparsanız, yani haroşaları ona göre hani ölçerek bu şekilde yaparsanız kaç diş olacağını siz ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben yapmadığım için onu bilemiyorum. Hani sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum. 3 şerit yaptıktan sonra bunu ilk şeridin üzerinden atlattık ya, 36 numaraya göre yapacaksanız eğer bu defa bunu alt tarafından geçirin ilk önce, daha sonra ikincinin üzerinden atlatın. Yani bunun tam tersini yapın hanımlar. O yüzden 3. şeritten sonra bu şekilde çıkması lazım. Yani 3. şeridin altından çıkması lazım ilmeklerimiz şu şekilde görünmesi için. Hemen şuradan devam edeceğim ve ayrım kısmını yapacağız hanımlar. Ben tekrar, evet, şöyle uzaklaştırdım. Hemen devam edelim. Şişimize taktık ilmekleri. Buradan devam ediyoruz ve ayrımı yapıp arka kısmına geçeceğiz. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ördüm. Yeşil ipimle dolama modelime devam ediyorum. Bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi gelelim orta kısma. İlk başta hatırlıyorsanız eğer şurada 4 tane bir kesim yapmıştık. 6 taneyi ortaya bıraktık. 4 tane de bu tarafta kesim yaptık. Şimdi burayı birleştireceğimiz için kestiğimiz 4 tane ilmeği burada tekrar artırıyoruz. Onu da nasıl yapıyoruz hanımlar? Hemen bu şişime ilmek atıyorum yine. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmeğimi attım. Şöyle yapayım. Bu 6 ilmeğin 3 tanesini yine bu tarafa alıyorum ve ilmeklerimi eşitliyorum. 4 ilmeğimi arttım. Bakın bu şekilde attım. Buradan da 3 ilmeğimi örüp bu tarafa alacağım. Hemen ilmeğimi örüyorum birincisini. 2, 3. 3 ilmeğimi ördüm. Bu tarafa aldım. Bakın sayalım, sayalım kaç tane ilmeğimiz olmuş. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. İlmeklerimiz yine eşitlendi. 14 ilmeğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi diğer şişimi alıyorum. Bu kalan 3 ilmeğimi yine arkadan alarak örüyorum. Burası bizim ayrım kısmımız olacak hanımlar. 3 ilmeğimi arkadan alarak örüyorum. Burada yine bu şişime 4 tane ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmeğimi attıktan sonra buradaki dolama kısmındaki modelime geçiyorum. Hemen 1, 2, 3. 3 ilmek düz örüyorum. Burada bir tane yeşil ipimle dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi taban kısmına geçiyoruz. Taban kısmını düz olarak örelim hanımlar. Ön kısımda görüşelim. Evet hanımlar, taban kısmını ördük. Ön kısımdayız. Şimdi buraya kadar örüp buradan tekrar geriye döneceğiz. Burası ayrımımızı yapmış olacağız yani. Hemen başlayalım. Ön kısımdayız. 1, 2. 2 ilmeğimi ördüm. Dolamama devam ediyorum. Yani modelime devam ediyorum burada. 2 ilmek ördükten sonra bir tane dolama yapıyorum yeşil ipimle. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. 1 ilmek örüyorum. Hemen yeşil ipimi tekrar alıyorum ön tarafa. Bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Burada bakın 2 tane düz ilmeğim var artırmadan önce.
Bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde artırma yaptığım ilmeklerimi de arkadan alarak örüyorum. Attığımız 4 ilmeği de bu şekilde arkadan alarak örüyorum hanımlar. Şuradaki ilmeklerimi aynı şekilde düz olarak örüyorum. Şu ipimi ben birazdan sabitleyeceğim arka tarafa. Evet. Gördüğünüz gibi arkadan alarak ördük ilmeklerimizi. Buradan şimdi geriye dönüyoruz. Geriye döndük. İlk başlangıca 7 tane ilmeğimizi haroşa olarak yapacağız hanımlar. Geriye döndük. Artık hem tersten hem düzden ilerleyeceğiz. Dolamamızı da o şekilde yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğim haroşam. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi bu şekilde haroşa olarak ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Burada bakın modelime devam ediyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra yeşil ipimle dolamamı yapıyorum. İlmeğimi ters olarak örüyorum. Şöyle ters olarak ördüm. İpimi sıkılaştırıp ön tarafa aldım. Daha sonrasında ön tarafa aldıktan sonra 1, 2, 3. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Yine sıradaki ilmeğe şöyle dolama yapıyorum. İpimi şöyle arka tarafa atıyorum. Ve bir tane dolama yapıyorum. Yine ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi sıkılaştırıp ön tarafa alıyorum. Kalan bir ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şöyle çevirip göstereyim. Bakın alttaki modelimizin yine devamını bu şekilde yapıyoruz. Hem tersten hem düzden yapacağız hanımlar. Şimdi haroşamız da bu şekilde 7 tane haroşa koymuş olduk kenarlarına. Buradan devam ediyoruz. Şimdi taban kısmını bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Herhangi bir işlemimiz yok burada. Burayı hızlı geçiyorum. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. İnşallah anlatabilmişimdir hanımlar. Yani eğer sürçülisan ettiysem affedin. Yani elimden geldiğince en ince ayrıntısını anlatmaya çalıştım sizlere. İnşallah faydalı olabilmişimdir. İnşallah anlatabilmişimdir. Taban kısmını da ördüm. Yine modelli kısımdayım, ön kısımdayım. Bakın, burada da bakın hemen iki tane dolama yapacağız burada. 1, 2. 2 ilmek ters örüyorum. Sıradaki ilmeğe bakın bu şekilde dolama yapıyorum. Dolamayı yaptıktan sonra ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi sıkılaştırıp ön tarafa alıyorum. Modelin ters yüzünde olduğumuz için. 1 ilmek ters örüyorum. Yeşil ipimi yine aynı şekilde böyle arka tarafa atıp bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi sıkılaştırıp ön tarafa alıyorum. Devam ediyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Dolamayı yaptıktan sonra 2 ilmek ters ördüm. Ve burada kalan 7 ilmeğimi yani artırma yaptığım ilmeğimle birlikte 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yani ilmeklerimi arkadan alarak örüyorum hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi arkadan alarak ördüm. Haroşa olarak ördüm hanımlar. Geriye dönüyorum. Bakın ilk dişimiz oldu. Bu tarafta da aynı şekilde ilk dişimiz oluştu hanımlar. Geriye dönüyoruz. Geriye döndükten sonra ilk 7 ilmeğimizi yine haroşa örgü olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi yine arkadan alarak ördüm. Haroşa olarak ördüm. Yine modelli kısımdayım. Bir ilmek düz ördüm haroşadan sonra.
Yeşil ipimi alıyorum. Sıradaki ilmeğe bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğe yeşil ipimle dolama yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa atıyorum. Kalan bir ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yani modele aynı şekilde devam ediyoruz hanımlar. Bakın ayrımdan önce 1, 2, 3 yaptık. Dördüncünün başlangıcında orta şeridimizi yaptık. Ve artık patiğimizin ön kısmını birleştirip ayrımımızı yaptık hanımlar. İnşallah sizlere düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi taban kısmını örelim hanımlar. Ön kısımda tekrar görüşelim. Evet hanımlar. Taban kısmını ördük. Yine ön kısımdayız. Bakın ayrımımız bu şekilde. Şeritlerimiz de bitti artık. Tamamlamış olduk ön kısmını. Buradan itibaren hem tersten hem düzden ilerleyeceğiz. Modelimize devam edelim. Bu modelimizi bitirdikten sonra artık kaç sıra yapacağımızı size söyleyeceğim. Hemen devam edelim. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek ördükten sonra fuşya ipimi alıyorum. 5 tane arka arkaya dolama yapıyorum. Birinci dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırdım. İpim ön tarafta. İkinci dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırdım. İpim ön tarafta. Üçüncüyü yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırdım. Dördüncü dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırdım. Beşinci dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa attım. Bakın altta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz burada. Bir tane düz ilmeğim var. Geriye kalan 7 ilmeğim haroşa. 7 ilmeğimi de haroşa örgü olarak örüyorum. Siz haroşayı nasıl örüyorsanız, nasıl rahat ediyorsanız örerken o şekilde örebilirsiniz hanımlar. İlla benim yaptığım gibi yapacaksınız diye bir kaide yok. Yani bu arkadan önden yaparak ilerlediğimiz yeri söylüyorum. Önden alarak örüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi ördüm. Devam ediyorum. 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 6, 7. 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. 1, 2. 2 ilmek ters örüyorum. Hemen fuşya ipimle sıradaki ilmeğe bir tane dolama yapıyorum. Dolama yaptıktan sonra ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. Bakın ipim hala burada. Bu şekilde duruyor. Yani arka tarafta. İkinci dolamamı yapıyorum. İlmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. İpim bakın hala bu şekilde. Arka arkaya dolamalarda bu şekilde yapıyoruz. Üçüncü dolamamı yaptım. İlmeğimi ters olarak ördüm. Bakın bu şekilde yapıyorum. Son dolamamda ipimi sıkılaştırıp ön tarafa alıyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. 3 tane dolama yaptık arka arkaya. Şimdi arkadaki yani taban kısmını 2 şişimizdeki ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ön kısımda tekrar görüşelim. Evet hanımlar taban kısmını ördük 2 şişimizi. Yine modelle kısımdayız. Hemen 2 ilmeğim 1 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada yine modelimizin fuşya kısmına başlayacağız. 1 ilmeğimi ters olarak ördüm. Fuşya ipimi aldım. Şişimin iki şişimin arasından bu şekilde arkaya atıyorum ve bir tane dolama yapıyorum. İlmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. İpim bu şekilde. İkinci dolamamı yapıyorum. Yine burada da 5 tane dolama yapacağız. İkinci dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırdım. Şöyle yapıyorum ben. İpimi sıkılaştırdım. İkinci dolama, üçüncü dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. Dördüncü dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıyorum. Beşinci dolamamı yapıyorum. İlmeğimi örüyorum. İpimi sıkılaştırıp ön tarafa alıyorum. Bakın burada da 5 tane dolama yaptık arka arkaya. Şimdi devam ediyorum. Dolamadan sonra bir ilmek ters örüyorum. Geriye kalan 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak öreceğim için
İpimi arka tarafa atıyorum. İlmeklerimi arkadan alarak örüyorum. Evet, ilmeklerimi 7 ilmeğimi arkadan alarak ördüm. Geriye döndüm. Geriye döndükten sonra yine ilk 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak ördüm. Bakın buradan itibaren zaten herhangi bir farklı işlemimiz yok. Şurayı da anlatayım. Haroşadan sonra 1, 2, 2 ilmek düz örüyorum. 3 tane fışayla dolama yapacağım arka arkaya. Birinciyi yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırdım. İkinci dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırdım. Üçüncü dolamamı yaptım. İlmeğimi ördüm. İpimi sıkılaştırıp arka tarafa attım. Geriye kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi taban kısmını öreceğiz. Ön kısımda bu tarafta yani modelimizin son sırasını yapacağız. Ve sondaki 7 ilmeğimizi haroşa örgü olarak öreceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Modelimizi bitirdikten sonra 5 sırada yine düz olarak öreceğiz. 5 sıradan sonra model kurulumuna devam edeceğiz. Ayrım kısmımız da bu şekilde hanımlar. Ayrımdan sonra toplamda kaç sıra yapacağız onu size söyleyeyim. Bakın ayrıma kadar tamamladık. Ayrımdan sonra ise toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Toplamda 17 diş haroşa yapmışım ben. Bakın şuradan itibaren sayacaksınız. Şuradan itibaren saydığınızda toplamda 17 diş haroşa olacak hanımlar. Kenardaki dolamalarımız başlangıçtan bitişe kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 tane modelimiz olacak. Her iki modelin arası 5 sıra olacak hanımlar. 5 sıra düz öreceğiz. Son modelimizden sonra yine 5 sıra düz ördükten sonra topuk kısmına geçeceğiz hanımlar. Topuk kısmını da daha sonra anlatacağım. Şimdi arka kısmını yani şu ayrımdan sonrasını 17 dişi tamamlayalım. Modelimizi de tamamlayalım hanımlar. Topuk kısmında tekrar görüşelim. Evet hanımlar, topuğa kadar modelimizi tamamladık ayrımdan sonra. Bakın kenarda dolamayla yaptığımız modelimizden tam 6 tane var başlangıçtan topuğa kadar. 6. modelimizden sonra da 5 sıra düz örmüş olduk. Kenar haroşamız ise 17 diş olana kadar ördük hanımlar. Ben 2 şişimi 1 şişe, diğer 2 şişimi de 1 şişe aktardım. Her 2 şişimde de eşit şekilde ilmeklerim var. Şimdi topuk kısmına geçeceğiz birlikte hanımlar. İsterseniz hemen başlayalım. İlk 7 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüyorum. Bu şişimin sonunda toplam 7 ilmek kalana kadar haroşadan sonra bütün ilmeklerimi düz örmeye başladım. 7 ilmek kalıncaya kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, şişimizin sonunda bakın gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 7 toplamda 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğin ilk 3 ilmeğini 3'ünü birlikte alarak üçlü bir kesim yapıyoruz. Kalan 4 ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Düz olarak ördük. Bu şişimize gerek kalmadı. Kenara alıyoruz. 2 şişimizle devam ediyoruz. Burası tam topuğumuzun orta kısmı hanımlar. Şimdi bu şişimizden de 4 ilmek düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimizi düz olarak ördük. Sonraki 3 ilmeği, 3'ünü birlikte alarak topuğumuzun ilmeklerini ayarlamış olduk böylelikle. İlk kestiğimiz ilmekle son kestiğimiz ilk kestiğimiz ve son kestiğimiz ilmekle birlikte toplamda 10 ilmek ayırmış olduk topuğumuza. Ben normalde patiklerime 12 ilmek yapıyorum topuğunu. Ama bu patiğimin ön kısmı biraz uzun olunca
topuk kısmını biraz daraltmak istedim. 38 numaraya uyumlu olsun diye. Ama 39 ve 40 numaraya uygun yapacaksanız eğer yine 12 ilmek ayırabilirsiniz hanımlar. Bu bilgiyi de verdikten sonra topuğumuza devam edelim. 3 ilmeği birlikte aldıktan sonra geriye dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Modelin ters yüzündeyiz. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın 3 ilmeğimi birlikte aldığım yer burası. Yine 10. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Her dönüşte ilk ilmeğimizi mutlaka örmeden alıyoruz. Örerseniz eğer hanımlar topuğunuz güzel olmaz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 9 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 10. ilmeğimizle diğer ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyoruz. Geriye dönüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Yine modelin ters yüzündeyiz. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 9 ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. 9 ilmeğimi ters olarak ördüm. 10. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. Topuğumu ben bu şekilde yapıyorum hanımlar. Siz farklı yapıyorsanız ona göre ayarlayıp topuğunu yapabilirsiniz. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. 9 ilmeğimi düz olarak ördüm. 10. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Bu şekilde devam ederek topuğumuzu oluşturuyoruz. Sağdaki ve soldaki ilmekleri birer birer eksiltiyoruz. Ta ki şişimizin sonunda 8 ilmek kalıncaya kadar. Şimdi şöyle göstereyim sizlere. Topuğumuz bakın oluşmaya başladı. Şişimizin sonunda haroşamızla birlikte 8 ilmek kalacak hanımlar. 8 ilmeğe kadar bu ilmeklerimizi birer birer eksiltiyoruz. 10 ilmeğimizi örerek. Hem tersten hem düzden örerek kenardaki ilmeklerimizi birer birer eksiltiyoruz. 8 ilmeğimiz kalınca arka kısmının haroşasını başlayacağız. Şimdi oraya kadar topuğumuzu tamamlayalım. Evet hanımlar, topuğumuzu oluşturduk. Bakın kenardaki ilmeklerimizi birer birer eksilttik. Kenarda 8 tane haroşa ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 10 ilmeğimizi haroşa örgüye çevireceğiz. Haroşa örgü olarak öreceğiz bu 10 ilmeğimizi. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta, ilmeklerimi arkadan alarak örüyorum. 9 ilmeğimi. Bu arada kesmeye de devam ediyorum. Kenardaki ilmeklerimi yine birer birer eksiltmeye devam edeceğim. 10. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. İlmeklerimi yine arkadan alarak örüyorum. Ters yüzünde de yine bu şekilde ilmeklerimi arkadan alarak örüyorum hanımlar. Eğer siz önden alarak örüyorsanız o şekilde yapın. 10. ilmeğime geldim. 9 ilmeğimi arkadan alarak ördüm. 10. ilmeğimde ipimi ön tarafa aldım. 10. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi arkadan alarak örüyorum. Her iki yerde de ipim her zaman arka tarafta olacak. 9 ilmeğimi ördüm. 10. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arka tarafa attım. İlmeklerimi bu şekilde haroşa örgü olarak örüyorum. Yine birer birer eksiltiyoruz. 9 ilmeğimi arkadan alarak ördüm. İpimi ön tarafa alıyorum. 10. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ipim arka tarafta. İlmeklerimi arkadan alarak örüyorum ve haroşamı oluşturuyorum. 9 ilmeğimi ördüm. 10. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Yine birer birer eksiltmeye. Haroşamızı da bu şekilde örüyoruz. 9 ilmeğimizi ördük. 10. ilmeğimize gelince ipimi ön tarafa alıyorum. 10. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. Evet, haroşamızı bu şekilde oluşturuyoruz hanımlar.
Yine birer birer eksiltmeye devam ediyoruz. Ta ki şişimizin sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar. 2 ilmek kalınca orada üçlü bir kesim yapacağız. Sonunu zaten anlatacağım. Şimdi 2 ilmek kalıncaya kadar yine birer birer eksiltip haroşamızı örüp gelelim. Evet hanımlar, şişimizin sonunda 2 ilmek kaldı. Yine devam ediyoruz ve patiğimizi tamamlıyoruz artık. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. 9 ilmeğimi bu şekilde ördüm. 10. ilmeğimle bir sonraki ilmeğimi kesiyorum. Geriye dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Yine ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. 9 ilmeğimi bu şekilde ördüm. 10. ilmeğime geldim. 3 tane ilmeğim kaldı. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu 3 ilmeğin 3'ünü de birlikte alarak sağ taraftaki ilmeklerimi bitirmiş oluyorum hanımlar. Bakın bu şekilde. Şimdi gördüğünüz buradaki ilmeklerin tamamını keseceğiz ve patiğimizi bitireceğiz artık. İlk 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Ve şişimden çıkarıyorum. Buradaki ilmeği tekrar diğer şişime takıyorum. Sıradaki ilmekle birlikte ikisini birlikte alarak kesiyorum. Buradaki ilmeği yine diğer şişime takıyorum. Sıradaki ilmekle birlikte ikisini birlikte alarak kesiyorum. Buradaki ilmeği yine diğer şişime takıyorum. Sıradaki ilmekle birlikte ikisini birlikte alarak kesiyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz ve patiğimizi tamamlıyoruz. Evet, şimdi kesme yaptığım ilmeğime geldim. Buradaki ilmeği tekrar diğer şişime takıyorum. 4 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu 4 ilmeğin 4'ünü de birlikte alarak ilmeklerimin tamamını kesiyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ve patiğimi tamamlıyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi patiğimizi tamamladık. Ben hemen şurada tığımla ipimi içine çektireyim. Şöyle haroşaların arasından tığımı geçirdim ve bu şekilde siz de böyle yapabilirsiniz. Fazlalık ipi keseceğiz. Hemen ayak mankenimize geçirelim ve ayakta nasıl durduğunu görelim. Dediğim gibi biraz 38 ve 39 numaraya uyumlu oldu. Siz ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Zaten nasıl yapılacağını sizlere söyledim. 36 ve 37'yi göre nasıl yapacağınızı söyledim hanımlar. 3 şerit yapıyorsunuz. 3 şeritten sonra bu ortadaki şeridi bitirdikten sonra bu ilk şeridin üstünden atlattık. Ama diğer üçlü 3 tane şerit yaptığımızda, yani 36 numaraya göre yaptığımızda bunun alt tarafından geçireceğiz, diğerinin üstünden. Yani bitişi şu şekilde olacak. 3. şeridin altından geçmiş olacak hanımlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. Hani karışıklık olmasın. Patiğimize şöyle bakalım. Gerçekten çok güzel oldu. Çok şık durdu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Değişik ve güzel duruyor bence. Ben ayağıma giyerek de baktım. Gerçekten çok şık duruyor ayakta da. Sizler de beğenirseniz çok sevinirim. Videomu beğenmeyi unutmayın hanımlar. Kanalıma abone değilseniz eğer abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir bu arada. Videolarıma yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.